Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 136. videoya geldik. Sayfa 318'de kalmıştık. Ee, yani 317'yi yaptık. 318'de kaldık. Şimdi ne var? Ee, bir önceki videoda öğrendiğimiz durumun birazcık değişik bir versiyonu var. Hemen soru çözüp bunu daha net bir şekilde size aktarmak istiyorum. Gençler size 3x kare Artı 7x artı 2 diyor ya. Normalde x kare artı 7x artı işte bilmem e, ne olsun 12 olduğunda. 4'ü 3 şeklinde ayırıyordum. Ve ne diyordum? 3x 4x daha 7x'i sağladığı için x artı 4 çarpı x artı 3 diyordum değil mi? Bu basit bir oldu. Şimdi artık birazcık daha değişik bir durumumuz var. Burada ne yapacağım? Gençler 3x kare artı 7x artı 2 de 2 ile... 2'yi 2 ve 1 diye parçalarken 3'ü de 3x yani şu şekilde 3x'e x olarak ayırmam gerekecek. Şimdi baktığım zaman x ile 2'yi çarparsam 2x, 3x ile 1'i çarparsam 3x toplamları 7x yapmadı. Ama bunu başka dağıtabileceğim bir yolum yok. O yüzden bunu 3x değil de önce x sonra 3x diye ayırsam. Sıralamamı bile değişirsem. Gençler 3x ile 2'yi çarparsam 6x yaptı x ile 1'i çarparsam x yaptı. E, topla 7x'i sağladım mı? Sağladım hocam. Peki ne dedim? 3x ile 2'yi çarpmam lazım. O zaman ne diyorum? 3x artı 2 pardon e, 3x ile 2'yi çarpmam gerektiği için 3x artı 1 ve x artı 2'yi çarpacağım. Yani gençler çapraz çarpıp ortayı bulmaya çalışan toplamda ve bulduktan sonra yanlarındaki sayılarla beraber yazmam lazım. Hadi gelin şimdi bunu bir dağıtalım. Dağıtınca daha rahat görelim. 3x ile x'i çarptığım zaman 3x kare. 3x ile bakın 2'yi çarpıyorum. Ki az önce de 3x ile 2'yi çarpmıştım. Yani benim çarpmam gereken şeyler birbirinin zıttı tarafında kalsın ki çarpabileyim. 3x ile 1'i çünkü çarpamayacağım tamam mı? O zaman 3x ile 2'yi çarparsam ne geldi? 6x. Sonra buraya geldim 1 ile x'i çarptım. x ve 1 ile 2'yi çarptım. 2 olmuş oldu. Toplarsam da bakın 3x kare artı 7x artı 2 oluyor. Hemen bunu da çözelim. Daha net anlayalım. Diyorum ki 6x kare eksi x eksi 2. Peki bunu 2'ye bir ayırsam hocam. Şimdi bana eksi x lazımmış. Gençler bakın buraya 6x buraya x dersem 2x 6x ben buradan hayatta ama hayatta eksi x'i yakalatamam. O zaman diyorum ki 3x'e 2x ayırsam. Şimdi 2x ile 2'yi çarparsam 4x. 3x ile 1'i çarparsam 3x. Peki 3x'ten 4x'i çıkarırsam ne olur? Eksi x. Güzel. Zaten bakın burada bir eksi 2 vardı. Yani bir tanesi eksili olacaktı. Hangisi eksili olacakmış? Eksi 4x artı 3 olursa sonucum eksi x olacağı için 2'ye verdim. Artı 1 verdim. Bakın 3x artı 3x ile 1'i çarparsam 3x. 2x, eksi 2, e, 2x ile 2'yi çarparsam eksi 4x oldu toplarsam da eksi x geldiğine göre çapraz çarptım yanlamasına yazıyorum. 3x eksi 2 çarpı 2x'e de 1'i çarptım. 2x artı 1 olmuş oldu. Bu şekilde bunu çarpanlarına ayırabildim. Ve hemen ne yapıyorsun? Alttaki alıştırma sorularını çözüyorsun. Bunlar çok önemli. Buraları iyice görüyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak. Bay bay.